Öncelikle hepinizi en derin hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere bir bayrak değişikliği için, bir vazife değişikliği için Mersin'de bulunuyoruz. Gökhan Başkan, Allah razı olsun, bu zamana kadar kutsal davamıza çok büyük emeği, hizmeti olan bir arkadaşımız. Biz kendisinden razıydık. Allah da razı olsun. Bundan sonra da inşallah davamıza sadakatle bağlı kaldığı müddetçe bizim kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Bugün inşallah yeni bir arkadaşımızı vazifelendireceğiz. Arkadaşlarla mülakat yaptık. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Tabii her zaman söylediğimiz gibi başkanlık bir nimet değil, külfettir arkadaşlar. Başkanlığa bu şuurla bakacaksınız. Burada hepinizin en önemli vazifesi ülkücülük vazifesidir. Davamızın sancağını en üstte tutma vazifesidir arkadaşlar. Şimdi bugün insanlar diyor ki falanın hatırı, filanın hatırı, hiçbir hatır davanın hatırından büyük değildir arkadaşlar. Bizim için liderimizin ve davamızın hatırından büyük hiç kimsenin hatırı olmaz, olamaz. Hakikatin hoşgörüsü olmaz der İmam Maturidi. Evet arkadaşlar, hakikatin hoşgörüsü olmaz. Eğer bir insan güç ocaklarından çıktıktan sonra çıktığı evi taşlarcasına, bu hareketin liderine, bu harekete, kutsal davamıza, ocağımıza söz söyleme cüretini gösterebiliyorsa bunun bir sosyal maliyeti de olacaktır. Bugün bir köşe yazısını okudum. Buraya gelirken arkadaşlar ikaz ettiler. Bize daha önce bir şeyler söylemiş, işte yazmış, çizmiş bir vatandaş. Bugün özür beyanından işte öyle değildi de tarzında bir yazı yazmış. Tabii ki bunun dediğim gibi bir sosyal maliyeti olacak. Ülkücü gençlik bu sosyal maliyeti verecek, cevabını verecek kuvvettedir. Ve ülkücü gençler, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz davamdan vazgeçmem diyen Resulullah'ın davasını gütmektedir. Bu şuurla hareket edeceğiz arkadaşlar. Ülkücüler, biz bunları nefsimiz adına söylemiyoruz. Çünkü ülkücülerin nefsani mücadelesi yoktur. Nefisleriyle mücadelesi vardır. Ülkücülük de nefsini yenme cehdini mecbur kılar. Her zaman söylediğim bir şey var. Bizim nefsimiz elimizde bir buz kütlesi hükmünde. Eğer elimizde tutarsak, ben dersek, biz diyemezsek o buz kütlesi eriyecek, buharlaşıp gidecek. Ama onu teşkilat okyanusuna atarsak hepimiz o okyanus olacağız. İşte ülkücülük böyle bir okyanustur ve o okyanus içinde pislik barındırmaz. Bugün ama yarın kıyıya vurur atar Allah'ın izniyle. O sebeple arkadaşlar, ülkücü gençlik dinamik bir gençlik. Dilinin, dininin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Böyle olmaya da devam edecek. Arkadaşları görüyorum, maşallah Bilge Türk yaz kampı yapmışsınız. Sizleri tebrik ediyorum. Yine orada bir sözü kullanmışsınız. Davamız Türklüğü İslam'ın billur kabında parıldatma davasıdır. Evet, ölçümüz bu olacak arkadaşlar. Davamız budur, ölçümüz budur. Bu sıcakta çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bundan sonra inşallah Mersin Ülke Ocakları'nda davamızı Çağrı Ünel kardeşimizle devam ettireceğiz. Buyurun Çağrı Bey.